Adria Türkiye'den herkese merhaba. Bu videonun konusunu S3004 Truma sobaya ayıralım istedik. Hemen başlıyoruz. Dışarıdan kontrol etmeniz gereken Truma sobanın bacası. Şöyle bir vidalı bir sistemi var. Şurayı kontrol ederseniz vibrasyondan, yol çatlarından dolayı tatlı gevşemeler oluyor. Bazen uçtuğunu da gördük. Hemen geçelim içerideki durumuna. Truma sobaya geldiğimizde burada ilgileneceğimiz 3 tane konu var. Bir tanesi gazlı çalışan kısmı, bu gaz vanası. Bu Truma Vent diye tabir edilen sıcak hava dağılımını kontrol ettiğimiz anahtar. Bir de opsiyon olarak üzerinde ultra heat yani 220 ile çalışan bir durumu var. Gazla çalıştırırken şöyle yapıyoruz. Konumu 1-1,5 arası, 1 ile 2 arasını alıyoruz. Basılı tutuyorum. Tüp yeni olduğunda biraz uzun sürebilir. Yandıktan sonra yavaş yavaş elimizi çekiyoruz ve yanma gerçekleşiyor. Yanmanın kontrolünde doğru açıdan bakarsanız alevi şuradan görüyorsunuz. Şurada iki tane mandalı var. Bu ön ızgarayı alıyoruz ve çıkartıyoruz. Sobamızın gazla çalışan bölümü yani yanma odası diye tabir edilen kısmı karavanın altındadır. Buradan da bakarsak aşağıyı zemini görebilme şansımız var. Manyetosu şuradan aldığı elektrikle çalışıyor. 1,5 voltluk 2A tip 1 pille çalışıyor. Bu tamamen manyetoyu tetikleyen enerjisi burada. Yani karavanda elektrik olmasa bile manyeto devreye giriyor. Arada burayı süpürmenizde fayda var. Aşağısı açık olduğu için aşağıdan gelen durumlar, toz durumlarında burada yanma odasını etkileyebiliyor. Keza yolda giderken yağmura tekabül ettiğinizde sprey etkisinden dolayı lastiklerden gelen su ile mutlaka yanma odasını temizlenmesi yılda bir mutlaka ve mutlaka şarttır. Kapatırken şuradaki tırnakları denk getiriyorum her iki tarafı da ve direkt itiyorum ve şöyle bir kontrolünü sağlarsanız yolda giderken düşmesin. Gazla yanarken oturduğunuzda arada bir manyeto devreye girip çıkacaktır. Yanma odası aşağıda olduğu için vuran rüzgar alevi söndürdüğü için tekrar alev sensörü manyetoyu devreye sokar ve yanma gerçekleşir. Oturduğunuz yerde rüzgarlı havalarda arada bir bu girer çıkarsa bilin ki rüzgarlı havadan dolayıdır. Telaş yapmanıza gerek yoktur. Gazla çalıştırma işini konuştuktan sonra şimdi gelelim Truma Vent yani sıcak hava dağılımı meselesine. Burada 4 tane modu var. Bir tanesi kapalı. Bu alttaki bilezikten otomatik, sıfır, kapalı, manuel ve boost denilen 3 kademe işlemi var. Otomatiği aldığımda içerideki sıcaklığa göre hava üflüyor, şiddetini ayarlıyor ya daha fazla üflüyor ya birinci kademeyi alıyor gibi düşünebiliriz. Manuel aldığım zaman buradan şiddetini kendim ayarlayabiliyorum. Bu sizin konforunuza göre ayarlayabileceğiniz bir kademe. Burada da bir boost diye tabir edilen bir turbo modu var. Bu birinci manuelin 5. kademesinden %20 daha fazla üflüyor sıcak hava dağılımını. Sobanıza en yakın yerdeki olan flapları kapatmanızda ve daha uzak bölgelere sıcak havayı transfer etmenizde fayda var. Zaman zaman en uzak noktadaki flaptan yani hava çıkışından gelen hava soğuk olabiliyor. Dolayısıyla bunu manuele alıp 5'te değil de oraya atacağınız sıcak havayı daha düşüğe tutarsanız enerji kaybı olmadan havayı transfer etmiş olursunuz. Daha sonra getirip 0'da kapatıyorum. Truma Vent nasıl çalışıyor diye merak edenler olursa arkadaki havayı hemen sıcak havayı hemen bir türbin var bakın. Buradan açıp kapattığımda aşağıdaki türbin çalışıyor ve emip diğer hava kanallarından havayı dağıtıyor. Ultra heat ile çalıştırmak istiyorsak yani elektrikle çalıştırmak istiyorsak genelde sobadan uzak bir bölümde termostatıyla beraber böyle bir anahtarı mevcut. Yine bir bilezik durumu var burada Truma Vent'teki gibi. Sıfır konumu 2kW'da çalıştırmak istiyorsam 2kW'ya 500 Watt'ta çalıştırmak istiyorsam 500 Watt'ta 1000 Watt'ta çalıştırmak istiyorsam 1000'e alıyorum. Üzerlerindeki de termostatın belli bir yerden sonra tık tık ses yapıyor yani devreye girdim diyor. Burada 500'e 1000kW'yı aldığınızda eğer kırmızı ışık yanıyorsa gelen şey de biraz böyle bir problem var demektir kahva cinsinden. Burada kırmızı ışık yandığında mutlaka Truma Ultra Heat'inizde bir problem var demektir. Bir servise göstermenizde fayda var. Ultra Heat ısıtıcının resistansları da hemen şu arkada görmüş olduğunuz arkadaşlar. Şöyle T durumundadır burada. Öbür sol tarafına doğru da uzanır. Son olarak mutlaka ve mutlaka gazda çalıştırmanızı öneririm. Çok daha randımanlı olacaktır. Adria Türkiye'den bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.